Ne haber Cemal? Teşekkürler abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Süper abi, bomba gibi. Cemal gerçekten çok ilginç bir araba yapmış. Sadece böyle telefondan çalıştırmayla değil, birçok farklı özelliği var. Yani baktığınız zaman hem zor bulunur bir kasa Defender'larda, hem de Cemal çok ilginç özellikler eklemiş. Yani adeta beyin yakan Defender olmuş seninki. Araçta kontak, düğme, bunların hepsini kaldırdık. Hepsini kaldırdın. Artık ne düğmeler var eski tip, ne de kontağımız var. Şurası çok dikkatimi çekti. Sürprizi bir açsana. İki tarafta da var aslında. Ama buradan başlayalım. Evet arkadaşlar, hop. Aa, boş. Bir şey yok. Hazır mısınız? Buraya ne koyuyorsun? İstediğini koy. Yemeğimizi, içmemizi, böyle yani hazırlık sehpası gibi. Aynı zamanda hop. Vay be. Av tüfeği herhalde. Evet. Değil mi? Ruhsatlı. Ruhsatlı tabii. Sormama gerek yok yani. Evet, ruhsatlı, böyle ilginç bir tertibat. Ava gittiğimizde sürekli çantadan çıkar falan çok zor oluyordu. Böyle hem elimizin ayağımızın altında hızlıca muhafaza edebileceğimiz bir alan yarattık. Güzel de oldu, şık da oldu, seviyorum. Bence çok iyi olmuş. Beğendiyseniz ne? Bunun da hastası çok yani. Benim pek silahla avla alakam yok ama sen de Karadenizli olarak. Ruhumuzda var maalesef, evet, bunlar. Olmazsa olmazınızdır, aynen, iyi bilirim. Aynen. O yüzden böyle arkadaşlar, meraklı kişiler için gerçekten inanılmaz bir şey olmuş. Diğer taraf nasıl peki? Bu tarafta da böyle bir indiriyorsun. Taraf, simetri zaten. Bu tarafı ben mutfak olarak tasarladım. Hmm. Yani şu anda iç dizaynını yapmadık. Bir şeyler de takabilirsin. Burada ışıklandırmamız var şu şekilde. Hem burada LED'imiz var yani duvarı aydınlatan, hem de hazırlık sehpasını aydınlatan. Güzel bir detay. Evet, şu an hakikaten müthiş yapmışsın. İstesen yani kısa versiyon olmasına rağmen içine de karavan gibi bile yapabilirsin. Bunlar da kum paletlerimiz. Çamurda ya da kumda battığımız zaman aracın altına sürerek aracı olduğu yerden çıkarmak için. Hmm. Şey gibi, millet altına karton koyar, sen bunlardan koyuyorsun yani. Kum paletimiz. Evet, bunları sökebiliyorsun zaten buradan yani, rahatlıkla. Buradan. Ya bu arada lastiklerin mesela o iniş video, çıkış ve iniş videolarını hiç bahsetmedik. Ebadı kaç? 35, 11.5, 16 lastiklerimiz Silverstone. İnek geliyor bu arada. Hadi oğlum, hadi oğlum, gel. Evet. Hadi oğlum. Tos yapmasın. Şu köpekler de bizi gözlüyorlar. İnşallah sıkıntı olmaz. Biz devam edelim. Bu arada şöyle bir şey. Senin zaten markan var. Evet. Car Control System Insight demişsin. Evet. Yani CCS, onun ilk üç kelimesinin İngilizce, evet, kelimelerinin başı. Onu da firmanın ismiyle bağdaştırdık. Ne motor var senin aracında? Araçta TD5 motor var. Hı hı. 5 ileri R380 şanzıman var. 1.21 arazi şanzımanı var. Güzel bir kombinasyon. Elektronik bir beyin. Elektronik bir motor. O yüzden montajı çok önemli. Ama düzgün montaj yapıldığında araçta hiçbir sıkıntı olmadan, dün iki gündür gördüğünüz gibi, evet, hiçbir mekaniksel sıkıntı olmadan indik. Aynen, sadece zorlamadan, malum arkada işte aks kırdın. Onun harici olur, bir sıkıntımız. Olur, o zaten Defender'larda herkesin, evet, söylediği bir şey. Aynen öyle. 90'lık aracın da görüntüsü bir farklı ya Cemal. Yani 110'luk da tamam, güzel de 90'lık bambaşka bence. 90'lık gerçekten çok farklı. Yani hem sürüş kabiliyeti, manevra kabiliyeti daha farklı. 110-130 da var bende, biliyorsun. Aynen. Ama 90'lık gerçekten daha keyif veriyor açıkçası. Yani bunun tek dezavantajı 3. ve 4. kişide otururken çok rahat bir koltuk düzeni yok. Bakalım hemen. Bakalım. Cemal'in 90'lık Defender'ı bu şekilde. Şu da güzel olmuş. Basa koltuk şeyi vermişsin. Evet, o öyle. Biraz da öyle yüksek ama olsun. Bunun içinde arkasında Webasto var. Hmm. Normalde bu Webasto burada oturan kişilere öflüyordu. Önde de bir Webasto var. Biz ama hani çok soğuk olacağını varsayarak ondan ekstra bir boru çıkıp öne aldık. Hani o geçici bir tertibat. İkili koltuklar var zaten. Ruhsatsız olarak 4 kişi. Bu araç 4 kişilik. 4 kişi rahat bir şekilde. Hı, yanda sadece. Evet. Çekmece koymuşsun takım çantası ya tarzında. Çok ıvır zıvırımız oluyor. Hani bu ıvır zıvır almak için. Maşallah, dibe kadar gitti. Evet. Evet, gerçekten o da çok güzel olmuş. Araç orijinal 90 değil mi? Orijinal 90. Şurada ufak bir detay unuttum ben. Ha, onu da söyleyelim. Ben buraya gizli bir bölme yaptım. Vay. Burada da böyle. Böyle bir bölmemiz var. Artık pek gizli olmasa da. Çok gizli olmasa da artık orada bir bölme olduğunu biliyoruz. Ama yani ben şöyle baktığımda görmedim, açık söyleyeyim yani. Evet. Aracın önü de süper olmuş. Hakikaten yani böyle modeline göre bakınca çok günümüz
Defender'ları vardı. Onları hatırlatıyor. Zaten o detaylar var. Bana bir anlatabilir misin? Neler yaptın? Abi, çelik bir tampon kullandık. Sağlam bir tampon kullandık. Burada dörtlü bir aydınlatma grubumuz var. Bu arazide önümüzü aydınlatsın diye güçlü bir led grubumuz var. Aynı zamanda yukarıda bir tepe lamba, tepe led lambamız var. Tamponumuzun içinde bir tane vincimiz var. Bu tampon şaseye direkt montajlı. Çünkü ciddi kaldığımızda ciddi bir yük çekip arabayı çıkartması için. Tamponda mapalar var. Aracı kaldığında başka arabalarla çekebilelim diye. Aynı zamanda aydınlatma grubumuzda yine yeni modern tip mercekli bir aydınlatma grubu var. Sinyal grubu da ledli. Yani mümkün olduğunca arabayı artık böyle yeni modernize etmeye çalışıyoruz. Vincimizin kontrolünü de hem kumandadan hem de bizim yaptığımız car kontrol sistemden, CCS sistemden yapabiliyoruz. Bu arada dodiklerin müthiş olmuş. Lastikte sıfır gibi görünüyor. Hakikaten hem fonksiyonel hem güzel görünüyor. Şöyle, zaten eğer bu fonksiyonel olmasaydı abi, şurası şu anda şöyle bir çamurdu. Biz 3 gündür arabayı yıkamadık. Biliyorsun, doğru. Bu hiçbir şekilde çamur yapmadı. Demek ki işlevsel olmuş. Çünkü şeylerimiz, jantlarımız offsetli jant. Yaklaşık 3,5-4 cm dışarı alıyoruz. Dışarı aldığımızda o senin dediğin çamurluklardan taksak bütün arabanın kenarını... Evet, rezil rüsva olurdu. Sonra görüntü kayboluyor, yani sağa sol canda olmuyor. Aynen. Aynı zamanda burada mapalarımız var. Hı hı. Bu mapalar yine şaseye bağlı. Allah korusun araç yana yatma durumunda bunu çekip yandan almak için. Aslında yurt dışında bunu şu için kullanıyorlar. Helikopterle araçları transfer takıp yapmak taş... Veya vinçle bir yerden bir yere indirmek için. Öyle. Bu aslında yani o amaçlı yapılmış bir aksesuar. Ama biz hani dağda kalırsak yandan çekelim diye ya da hani araç kaydığında oradan kurtaralım diye yaptık. Burada da telsiz antenimiz var. Telsiz antenin araca çok yakın olmaması gerekiyor. O yüzden burayı tercih ettik. Çok önde olunca da çok sallandığı için burayı tercih ettik. Şnorkelin var. Olmazsa olmaz zaten. Evet, birçok insan onu egzoz zannediyor. O aslında hava emmek için. Hava emiş için, evet. Aynen. Için. Cemal, bu arada araç gerçekten böyle yarma gibi görünüyor. Çok güzel görünüyor. Evet. Hem yüksek görünüyor. Lastikler de büyük. Ekstradan böyle bir yükseltme kiti vesaire var mı? Farklı da bir süspansiyon sistemi var belli. Evet. Araçta King amortisör var. Hem bumper'ımız var. Hı hı. Yani bu şeyi absorbe etsin diye, ani gelen sarsıntıyı alıyor. Etsin diye. Vay vay. Koltuklara bak be. Koltuklarımız yarış koltuğu. Yani bindiğiniz zaman o yarış aracında veya özel yapılmış bu tip bir araçta olduğunuzu hemen hissediyorsunuz zaten. Lastiklerimiz çok büyük olduğu için içeride şoför ve yan taraftaki kişi mücadele veriyor. O yüzden 4 eksenli kemer de bağladık. Evet. Bunlar içerideki kişiyi güvende tutuyor. Cemal, ekran süper. Bu çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. Ona göre ayarladım. Çıkabiliyor. Burada eskiden yaptığımız Defender'larda böyle tuşlar koyardık. İşte o NOS tuşlarından takardık. Ama şu an günümüz artık teknoloji çağı oldu. Kendim de yazılım mühendisi olduğum için abi, ne kadar o mesleği yapmasam da hep bu proje aklımdaydı. Sürekli böyle akıllı bir Defender yapayım, akıllı bir araç yapayım hayalim vardı. Denizli'de bir firmayla ortaklaşa bu projeyi geliştirdik. Süper. Ne kadar akıllı peki? Öyle sorayım sana madem. Akıllı dedin. Aslında çok akıllı. Yani bir Defender için çok çok akıllı. Camlardan başlayalım. Camlarımız hep otomatik zaten. Camlarımızı otomatik açıp kapatabiliyoruz. Aynen. Evet. Bir Türk olarak... İkisine birlikte... İkisine aynı anda olmuyor. Evet abi, bizim ilk denediğimiz şey tuşa ikisine birlikte basınca ne oluyor? Evet arkadaşlar. O versiyon 2'de gelecek abi. Versiyon yani 2'de hala geliştiriyorsun ürün sonuçta. Ürün geliştirme aşamasında. Çok yeni bir ürün, o yüzden geliştirme aşamasında. Dörtlerimizi buradan yapıp kapatabiliyoruz. Aynı zamanda burada şöyle bir kontrol göstergemiz var. Ben sonra göstereyim. Arabayı ilk başlattığımızda bu ekran bizi karşılıyor. Şu şekilde basınca... Aracın önce ilk o hani bastığımızda start stoplarda kokpit geliyor, şey geliyor, ışıklandırma yani geliyor. Yani sen şu an normal marşı açtın marşı ama açtım. Çalıştırmadın. Şu anda ısıtma bujisi ısıttı. Şeyimiz şu anda aracımız çalıştı. Süper. Bunu zaten telefonundan da yapabiliyorsun. Telefonundan da yapabiliyoruz. Burada otomatikte ekran, diğer ekran geliyor. Burada farlarımızı açıp kapatabiliyoruz. Burada bir özellik ekledik. Şu otoya basınca artık far grubu karanlığa göre, karanlığa geçince aynı bizim şu anda yani kullandığımız yeni nesil arabalar gibi farını kendi açıp kapatıyor. Otomatik kararan. Bu zaten far. Ayarlardan bir kere yapınca, otomatiğe alınca bir daha bunu açık kapama yapmıyorsunuz yani. Daha sonrasında buradan rezistanslarımızı açabiliyoruz. Koltuk kısımlarımızı açıp kapatabiliyoruz. Buradan da var. Bunlar yarış koltuğu olduğu için
koltuk kısmına takmadık. Ama normal koltuklara montajını yapabiliyoruz. Çok diyorsun. Yaptığımız montajlara bak. Buradan ayrıca açıp kapatabiliyoruz, kilitleyebiliyoruz. Far grubunda bütün farları, yani bütün lambaları, LED lambalarımızı açıp yukarı kapatabiliyoruz. Yukarı, tavan, önlerde senin var. Her yeri ayrı yapabiliyoruz. Aynı zamanda tabii bu tuşlar da daha böyle kişiselleştirilebiliyor. Ha, istediğin gibi ayarlayabiliyoruz. Tabii, istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Yani aslında günümüzde bunu artık bütün arabalar vermeye çalışıyor. Sen onu aldın. Böyle her türlü arabaya uygun hale getirecek bir sistem yaptın. Tabii bu sistem sadece Land Rover Defender için değil. Yani bu sistem şu anda günümüzdeki bütün arabalara uyarlanabilir bir sistem. Zaten satışını da yapmaya başladık internet sitemizden. O zaman iletişime geçen olursa, merak eden olursa arkadaşlar, yani böyle Defender'a veya kendi farklı araçlarınıza... Sana bir indirim kuponu tanımlayacağız. Tamam, onu söyleyelim arkadaşlara. Yani sizden gelen şeyleri arkadaşlara mutlaka özel bir indirim yapacağız abi. Süper. Peki yani ben şunu merak ettim. Sen çok güzel bir şey geliştirmişsin. Yani bu konuda bir rakibin vesairen var mı senin? Yurt dışında bunu yapan bir iki tane firmayla denk geldik. Sipariş vermeye çalıştım aslında. Hani yapmayalım da biz isteyelim diye ama sipariş verebilecek bir şey bulamadık yani. Bir, orada bir yetkili bulamadık. O yüzden hani dedik biz niye yapamayacağız bunu? Oturduk başına yaklaşık bir senedir falan buna uğraşıyoruz. Hep öyle şeylerden çıkar zaten. Ararsın, temin edemeyince ben kendim yapacağım ya dersin. Tabii tabii. Seninki de öyle olmuş. Gerçekten güzel. Burada ekranında senin birçok şeyde eğim vesaire şöyle, her şeyi gösterebiliyorsun. Normalde çift eğim, yani hem sağ sol hem de ileri geri eğimimizi gösterebiliyoruz. Burada aynı zamanda harita modu var. Harita modunu açtığımızda arabalar birbiriyle arasında senkron sağlayıp, yani beraber geziye gittiğiniz arkadaşlarınız birbirinizi takip edip ne nerede, kim nerede görebiliyoruz. Yani mesela 10 kişilik bir ekip var. 10 kişilik bir ekip olsun. Aynı zamanda bu mesh intercom dediğimiz, yani herkes birbiriyle bağlanmak zorunda değil. Zincir şeklinde arkadaki bir arkadakiyle bağlandıktan sonra onun arkasındakiyle, yani 1 ile 3 bağlanıyor. 1 ile 2 bağlanınca, 2 ile 3 bağlanınca 1 ile 3 de otomatik bağlanıyor yani. Hani mesafe, çünkü offroad'da açıldığı için en arkadaki arabaya bazen bağlanamıyorsunuz. Aynen. Bu telsizde mesela bu sıkıntıyı yaşıyoruz yani. Arkadaki kişi konuşunca en öndeki duyamıyor. Hani yetmiyor. Ama bunda biz sistemi şu şekilde geçirdik. Her ürün birbiriyle bağlantı yapınca diğer ürününde bağlamış oluyor. Peki nasıl bağlanıyor? Bağlantı protokolü nedir onun şey olarak? 3G ile bağlanıyor. 3G kartı, yani modülü alıyoruz içine. O ayrıca zaten onu veriyoruz. 3G modülü alırsak, 3G modülü aldığımızda da şöyle bir özellik geliyor abi. Onu da anlatalım. Arabanız mesela Ankara'da, siz Denizli'desiniz. Aracın aküsü bitince size bir mesaj geliyor. Arabanın aküsü zayıfladı. Lütfen arabanın kontağına basın diye. Siz telefondan aracın kontağına basıyorsunuz. Aracınız 15 dakika çalışıyor. Ondan sonra kendi otomatik kapatıyor. Hem aküyü yenilemiş oluyor. Hem motorda da bir devir daim yaptığı için hani motorun yağlanmasını sağlıyor. Yani bu sistem de aslında çok bence gerekli bir sistem. Yani evet. Yani çünkü biz bazen yurt dışına çıkıyoruz. 15 gün gelmiyoruz, 20 gün gelmiyoruz. Aynen. Oradan istediğin gibi yap. Aynen, evet. Takip edebiliyorsunuz. Güzel. Aracı bir şey. Aynı zamanda takip de yapabiliyorsunuz. Ne yaptı bizim oğlan diye. Oradan bakıyorsun. Şimdi sen bunu bu kadar her şeyle kontrol edebiliyorsun. Evet. Bu tip araçlarda da günümüzde ne yapıyor? Adam aracını mesela ısıtabiliyor. Doğru. Özellikle kuzey ülkesi arabalarına falan standart bir çünkü. Malum çok soğuk. Böyle özelliğin var mı? Veya hani sıcak için düşünelim. Aracın klimasını devreye alabiliyor musun? Yani hem klimayı hem Webasto'yu devreye alabilecek altyapıya sahibiz şu anda. Yapabiliyoruz bunu. Evet, güzel olmuş gerçekten. Yani mesela bu araç kaç model? Bu araç 96 model. 96 model ve orijinal 90'lık. Evet, orijinal. Sen 90'lık. Sen kesme de yapıyorsun ama bu orijinal zaten. Evet, söylemiştin. Evet. Gerçekten kendisi böyle çok sevdiğim bir arkadaşım. Evet. Ve de bana da söyleyince, ya ben bunu, benim bunu tanıtmam boynumun borcu dedim. Evet. Açık söyleyeyim. O yüzden sizle de paylaşmak istedim. Bu arada hep işte beyin yakan dedik. Hakikaten senin aracındaki özellikler, işte av tüfeği olması, bu böyle bir özellik olması onu sıra dışı kılıyor. Gerçekten evet. De özellikleriyle hakikaten böyle beyin yakıyor. Sonuçta bunu yapmak isteyen bir insan standart olarak dünyada veya işte Türkiye'de kolay kolay bulamıyor. İşte zaten evet. Sen de oradan yola çıkarak tasarlamışsın. Sunroof da koymuşsun mesela. Sunroof orijinalinde var mıydı yoksa? Yoktu. Orijinalinde yoktu. Ekledik. Evet, onu da ekledin bunu. Sen. Ama evet. Orijinal kendi Land Rover'ın sunroofu. Evet. Donanımlı bir araç. Aynen. Ama böyle işte elektrik anlamında çok zayıf bir araçtı. Çünkü eski nesil, yani hani beklemek zaten mantıklı olmazdı. Ama bununla beraber artık sistem birleşti. Evet. Kemal, evet, sürüşe de başladık. Evet, yani abi. Defender 90'da ayrı bir
hakikaten yani. Şurada indik çıktık, hatta onu da gösteririz arkadaşlara ara ara. Senin bu Defender hastalığı nereden başladı? Yani bu işi profesyonel hale de getirdin. 14 yıl önce Murat abiyle biz komşuyuz biliyorsun, hep beraber seninle beraber oturuyoruz. Murat abi sürekli Defender'larla gelip gidiyor. Benim de dikkatimi çekti. Bir tane araç aldım, Defender araç aldım, 110. 18 bin kilometrede bir araç aldım o zaman. Tabii ama arabayı aldıktan sonra arabayı toparlayacak bir parayı bulamadım. Çünkü ailemden ayrı almıştım arabayı. 130'luktu galiba. 110'luktu o. 110. Sonra 130 gördüm sende ben. Sonra 130 aldım. Ben yaklaşık abi 40 tane falan araba aldım. Ya, 40 tane ya, topladım. Son 3 senedir de bu işi artık profesyonel olarak yapıyoruz. CCS Grup benim kendi firmam. Onun altında bir marka yarattık, CCS Max diye. 6x6 ile de hatta onu bağdaştırdık. Sadece Land Rover Defender üzerine bir sitemiz var. Ama hani terzi kendi söküğünü dikemez derler ya, biz kendi söküğümüzü diktik abi. şu anda işte bu bindiğimiz araç kendimin kullandığı artık araç. Artık hayalin olmuş bu belli, evet, Defender da yani, seni. Bu araç ya 90'lık ayrı bir keyif. Yani bende 110'luk da var dediğim gibi, 130'luk da var. Ama 90'lık ayrı bir olay. Ayrı bir olay, hakikaten. Arazisi daha güzel ama tabii kalabalık aileler için uygun değil. Yani mesela 4-5 kişi, evet, 4-5 kişi binecekseniz arka tarafa oturan adam hani uzun süreli bir seyahat yapamaz yani. Aslında bu 90'lık da böyle 2 kişi karavan gibi de arkayı düzenli bir şekilde, evet, yapılır yani. Çok da güzel olur bence. Derli toplu, her yere girip çıkan canavar gibi bir şey. Aynen öyle. Öyle. Evet, içinde yani bu arada zincir var. Araçta gördük zaten fazla fazla, çıkışta inişte neyse. Şimdi ekstrem lastik var. Ekstrem lastik var dediğin gibi. Böyle dişli bir lastik. Bunlar hep gürültüye neden olan şeyler, evet, tabii bu araçlarda. Tabii yerler şu an kar ve buz olduğu için idare ediyoruz ama asfaltta ufak böyle çıktığımız yerde bile bayağı bir eziyet tabii oluyor zincir ister istemez. Şöyle mesela Amerika'dan getirdiğimiz özel yalıtım sistemini kullanıyoruz. Bu araba alüminyum olduğu için zırıldama çok olur biliyorsunuz alüminyum arabalarda. Onun engellemek için özel bir malzeme kullanıyoruz, yalıtım malzemesi kullanıyoruz. Bu alüminyumun titreşimini alıyor, o seste acayip bir fark ediyor. O zaman gündelik kullanıma daha rahat bir araba haline geliyor. Tabii eğer yani ekstrem lastik takmazsanız, ben mesela ekstrem lastik takmadığım bir aracım daha var, onda mesela gündelik kullanıyorum 90'lık olarak. BF Goodrich Alter, evet, TA var, evet, orada da. Bu arada onu çoğu insan bilmez, BF Goodrich Michelin'in bir ürünüdür, tabii, bir markasıdır. Dünya çapında çok sevilen, hem asfaltta hem arazide büyük ölçüde iş gören, evet, evet, böyle maymuncuk gibi bir lastik aslında. Çok terrain, TA'lar. Yıllardır da üretilir desen değiştirmeden. Evet. Adam yapmış yani o lastiği hakikaten. Aracın beyninden bahsettik. Senin bu sistemin şurada. Evet, sistemin beyni biz buraya koyduk. Sistemin beyni burada arkadaşlar. Tabii onu biz şimdi bu araba bizim bu ürünün tanıtım aracı olduğu için oraya koyduk. Normalde böyle bu tarz araçlarda sağ koltuğun altı boş oluyor, beynimizi oraya koyuyoruz. Hı. Ya da işte diğer Grand Cherokee'lerde yine koltuğun arkasına koyabiliyoruz. Yani bu ürün her yere montaj yapılabiliyor. Her yere oluyor. Senin koltuğun altında akü tertibatının şalterleri vardı. Evet, bu arabada iki çift akü var. Hı hı. Hani daha çıktığımızda bir akü hep yedekte duruyor. Orada şalter var. Şalterden ikinci akü alıp arabayı basabiliyoruz. Hani yolda kalmamak anlamında bir güvence. Evet, söyleyeyim. O da güzel. Tekte bir sıkıntı olur. Hadi bakalım, evet, öyle kalmazsın. Evet. O yüzden hani zaten birçok kez vurguladık, bu araçlarla eğer araziye böyle, hele hele böyle çok ciddi sıkıntılı arazilere gidilecekse tedbirli olunmasında fayda var. Kesinlikle. Bizim her şeyimiz arabada mevcut. Yani sanki yolda kalmışçasına bir hazırlık yapıyoruz ki lazım olduğunda, çünkü daha da o parçayı tedarik edemiyorsunuz. Aynen. Aynı benim işte dün iki gün önce akisimi kırılıp almadığım gibi. Kesinlikle. Yani o akisi mesela benim arabada bulundurmam lazımdı. Ben, turbo sesin de güzel geliyor ama aldım hemen. Sol tarafta mı? Tarafta. Solda değil mi? Evet, oradan geldi. Turbo sesi ıslığı. Şimdi biraz daha böyle şeyli kullanıyoruz. Artık çıkış. Daha şu anda mesela içine kilidi aldım ve şey yaptım. Kilit abi. Çok. Şu anda mesela ağır devir aldım. Hı hı. Şu an ağır devir aldın. Hala kilit açık değil. Kilidi açmamıza gerek olacak bir şey yok. Şu anda ağır devir aldım. Ağır devir aldın, evet. Low ve high iki modu var, evet, malum. Bir de diferansiyel kilidi var zaten. Evet, doğru. Şu an bak kaza kaza ben hissediyorum, öyle çatır çatır pençeliyor yani böyle. Evet. Çıkış ayrı tabii. İnerken rahattı ama ne macera oldu, dağ macerası değil çok mi? Keyif. Yani sonuçta evet, bu arabalarla burada keyif almak ve bu işin tadını çıkarmak. Yani amacımız burada bu. Aynen öyle. Bu normalde ekstrem lastikle de sen buraya çıkardın zaten. Çıkardı, evet, evet. Yani şu anda zincire ihtiyaç olan bir durum yok.
Sadece taktığımız için. Aynen. Yani birazdan çıkaracağız zaten. Aynen. Sen zincire ne zaman ihtiyaç oldu? Şöyle oldu. Ne zaman ki altın artık yere kara sürtmeye başladı. Evet. Kar senin için ekstradan bir ağırlık, engel oluşturmaya başladı. Zaten o zaman senin de ihtiyacın oldu. Hem o zaman oldu. Hem de ilk gün denedikten sonra ikinci gün çıktığımız yerler buz oldu. Hı-hı. Yani bastığımız yer doğru. Ezildiği için buz oldu. Bizim asıl takma sebebimiz o. Yani, buzdan dolayı. Buzdan doğru. dolayı. Çünkü yani buzda lastiğin bir şey yok. Kauçuk sonuçta. Aynen. Hiçbir işlevi yok. Ama bol karda ekstrem zaten iş yapıyor. Ama buzda lastiğin bir fonksiyonu ya, kalmıyor. Ya, ya çivili lastik olacak. Zaten böyle bebatlı çivili lastik olmaz. Çok zor. O yüzden zincir zaten yaptırmıştık özel olarak. Varken de niye takmıyorum dedik. Evet. Niye izleyip çekeyim diye taktım. Zirveyi yani. De gördün o sayede. Öyle bayağı bir. Zaten zirveye bir kilometre kala. O kadar. Son virajda yani birazcık evet. şey oldu. Kar arttı çünkü iyice. Kar arttı. Arabayı da kırmamak babında yani hani. Tamam. Evet Cemal, gerçekten müthiş 3 gün yaşadık. Dolu dolu yaşadık. En sonunda senin aracın, bu canavarın, beyin yakan Defender 90'ın videosunu evet. çektik. Sen gerçekten böyle standart Defender'lara göre baktığımız zaman çok farklı bir araç ortaya çıkarmışsın. Tebrik ediyorum seni. Teşekkürler abi. Güle güle kullan. Şuradan bir girsen çıksan. Hadi en son buradan bir aksiyon verelim. Dik yerden gireyim. Aynen dik yerden gir. Oradan da girip çıkıp bitirelim. Ne dersin? Abi ben keyifle. Aynen. Haydi bakalım. Bunu da giriyoruz. Öbür hatta, taraftan çık. Hatta senin için birazcık açılı gireceğim. Açılı gir. Aynen. Evet. Süper. Takır 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 takır. Evet arkadaşlar, umarız bu beyin yakan Defender 90 videomuzda beğenmişsinizdir. Biz biraz daha turlayacağız arkadaşlar. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.